1913. Sonbahardayız. Osmanlı İmparatorluğu'nun payitahtı güzel İstanbul, Birinci Cihan Harbi'nin barut ve kan kokan fırtınasından habersiz, asude ve sakin bir sulh havası içinde bazı sularına bakarak güzelliğini seyrediyordu. İşte bu sıralarda, eşine rastlanmayacak bir casusluk vakkasının bu sakin şehirde cereyan ettiğini ancak bu vakkayı yaşayanlar bilir. Bu, mukabil Türk casusluk polisinin şeref dolu zeka ve kudretinin bir misalidir. Bu vakka, hala polis arşivindeki dosyaların tozları arasında bütün kudret malzemesiyle durmaktadır. Boğaz'ın güzel sularına demir atan bu yatın İstanbul'a gelişi, bu hadiselerin başlangıcı oldu. Geçenlerde anahtarını bulduğunuz şifreden bir telsiz daha zapt edildi. Hemen çözer misiniz? Bağışlayın efendim. Prens hazretleri vazifeye hazırdırlar, stop. Salı gecesi sözleşilen yerde bulunun, stop. Temas kesin, stop. A, D, L, 3. İşler kızışmaya başlıyor demek efendim. Galiba. Ateşten haber var mı? Henüz yok efendim. Peki. Bir dakika. Buyurun efendim. Ateş, bu gece 3 numaralı toplantı merkezinde bulunsun. Bağıştır efendim. Akşam oldu, nişanlıma gideyim. Akşam oldu, nişanlıma gideyim. Ardılarım ah, bir kere tek göreyim. Aman, ardılarım ah, bir kere tek göreyim. O karacık gözlerini hep seveyim. Gideyim. Dönmeyin! Geçin bu taraflara! Geçin bu taraflara!
Mahvoldum, elinizi ayağınızı öpeyim, dükkanın haline bakın. Sağlam hiçbir şeyim kalmadı, ödesinler. Sizin bir adam, bunları karakolda konuşuruz. Allah toparlayın Allah. Şunları karakola çekin. Bastıra. Yine mi siz? Gelin bakayım benimle. Kıvıldama, dur orada. Geç, geç, geç. Geç, geç, sıraya, sıraya geç. Şu heriften davacıyım, bir dişimi kırdı. Bey baba, 3 numarada. Sizi istiyormuş. Peki. İçeride bir ceset var. Balozda tanıyan var mı, bir araştırma yap. Raporunu yarın alırım. Bas ne? Allah'a ısmarladık. Şu anda memleketimizi ziyaret etmekte olan Prens Jan Dobrovic Alexi'nin asıl maksadı Devleti Aliye-i Osmaniye'ye müteveccih ihanet ve casusluktur. Bu neticeye bundan 2 ay evvel aldığımız şifreli bir telgraf sebep olmuştur. O telgrafta Prens'in İstanbul'a geliş tarihi bildiriliyor, hazırlıkların da tamamlanması emrediliyordu. Bunun üzerine memurlarımız faaliyete geçerek Prens'in ajanlarını tahriye başladılar. Hatta birkaçını teşhis ve takip ettiler. Bu kere Prens'in İstanbul'a gelişi ve bugün tarafımızdan zapt edilen telsiz meseleyi sarahaten izah etmektedir. Salı gecesi onlarca malum bir yerde buluşulacağı bildiriliyor. Efendim, casusluğun Erkan-ı Harbiye-i Umumiye riyasetiyle Hariciye Nezareti dairelerinden birinde olması aile bir ihtimaldir. Bunun için memurlarımızın müracaatları vukuunda kendilerine istedikleri yardımı temin edebilmelerini düşündük. Saniye, bu meseleden sizleri haberdar etmek de vazifemdir. Rıza! Gelsin. En kıymetli istihbarat zabitanından yüzbaşı Ateş Rıza. Prens meselesi tam bir selahiyetle kendisine tevdi edilmiştir. Amirin sana pek güveniyor yüzbaşı. Allah bendenizi utandırmasın paşa hazretleri. İnşallah, inşallah. Hariciye Nezareti baş müsteşarı Hulki Ziya beyefendi. Otur. Her iki nezaretten de talebin vukuunda yardım edilecektir. Paşa hazretleri ile müsteşar beyefendi lütfettiler. Estağfurullah, vazifemiz. Yeni bir şeyler var mı? Günlerdir takip ettiğim casusu Galata'daki Andre'nin balosunda yakaladım. Fakat elimde cesedi kaldı. Cebinden çıkan mektup mühim. Buyurun. Prens planlarını bizzat görmeye mecburdur. Hazırlıklarını tamamla, İstanbul geçildi, P97. Sen bundan ne anlıyorsun? Efendim, bizce tespit edilen birkaç casus Prens'le temasta. Ortada bir plan meselesi var. Bu plan ya bizden çalındı, ya da çalmak üzere hazırlanıyorlar. Bu böyle olduğu gibi, memleketimizdeki bu casuslar başka bir devlete ait mühim bir vesikayı çalmak üzere sığınmış olabilirler. Sonra da Prens'le temasa geçtiler. Bunun üzerine Prens, İstanbul'a bu çalınan vesikayı tetkik etmeye geldi. Eğer mühimse satın alacaktır. Bu birinci nazariyem. İkincisi de, bize ait bir vesikayı çalmak üzere hazırlanıyorlar. Bu sebeple, Prens ve adamlarını daha iyi tetkik edebilmek için Prens'in ikametine tahsis edilen sarayda bana bir vazife verilmesini teşrifat dairesinden temin buyurmanızı rica edeceğim. Orası kolay, temin ederiz. Muvaffakiyetle evladım. İçerideki düşmanlar bazen bir ordudan daha tehlikeli olur. Haklısınız paşam, fakat bu vatanda düşman yaşayamaz. Havamız suyumuz onlara dokunur. Gözlerimiz dosta düşmanı çabuk ayırt eder. Heyecanımı af buyurun paşam. Huzurunuzda bir türkü türkü övmeye kalktım. Hakikaten bir ateş parçasıymışsın delikanlı. Yanardağ ateşinden daha yakıcı bir ateş. Bizler bu vatanın evlatları, sahipleri, bekçileriyiz. Her şeyimiz vatan içindir. Evet paşam, her şeyimiz vatan. Kanadın kırılsın, niçin ettin gülen az? Ben bugün bir şehre vardım, ağlayan çok, gülen az.
Saraya tercüman olarak yarın gidiyorum Seyfi. Daha önce prensin adamlarından birini yakalayıp P97'nin kim olduğunu öğrenmek istiyorum. İstersen Çakır'ı biraz sıkıştıralım. Yerini biliyor musunuz? Evet, biliyorum. Yalnız beni tanımalarını istemiyorum. Bu işi peşin hallederim. Peki. Pardon, monsieur, ben François Derun. Ben de Chevy Ferrara, cininizi. Buyurun, senyor. Pardon, monsieur. Görmüyor musun ecnebi, aldın mı? Yarın akşam şefle beraber olacağız. Tam 8'de Beşiktaş'ta. Tamam mı? Tamam. Hadi, ben gideyim artık. Güle güle. Misafirimiz biraz ileride, sizi bekliyorlar monsieur. Bekletmeyelim, gidelim senyor. Buyurun. Gir koluna, unutma çok sarhoşuz. Ne arıyor? Uyandın mı Oros Taküdi? Bilmiyorum. Benden bir şey öğrenemezsiniz. Dilini tutmasını becerebildiğine göre kaşerleşmiş bir casus olduğum belli. Seninle ona göre konuşalım. Robert, ya doğruyu söyle ya da tırnaklarını teker teker sökerim. Bilmiyorum. Bilmiyorum ki. Ne söyleyeyim? Biliyorsun İtoğlu, hiç söyle. Hadi söyle! Seyfi, şunun başını tut. Biraz sonra nefes alamaz olacaksın, söyle! E97 kim? Söyleyecek misin, boğulacak mısın? P97... Hay Allah kahretsin! Meydanda kimseler yok. Bu herifler ya bizi tanıyorlar yahut da her casusun arkasına birini koyup takip ettiriyorlar. Bundan da bir şey öğrenemedik. Bu vakkadan sonra değiştirmezlerse yarın saat 8'de Beşiktaş'ta buluşacaklar. P97'nin kim olduğunu o zaman öğreniriz. Pekala, bunu ne yapacağız? Buradan çıkarıp bir yangın yerine atarız. Hadi.
teşrifat dairesi tarafından tercümanlığınıza memur edilen Rıza Efendi'yi takdim ederim. Devlet-i Aliye'nizin şahsımıza gösterdiği iltifat ve kabul karşısında şükranlarımızın iblağını istirham ederim efendim. Milletin dostlarına iltifatı borç olarak kabul eder. Müsaade-i Aliye'nizle Prens Hazretleri. Saray mihmandarı size odanızı gösterirler. Teşekkür ederim Prens Hazretleri. Devam edin. Bu gece bir gazinoda bulunmamız lazım Prens Hazretleri. Bütün tertibat alınmıştır. Kendisini görebilecek miyiz? Evet efendim. Gelebilirsiniz. Köşede hazır. İki saat sonra döneceğiz, beklesin. Baş. İki saat sonra döneceğiz. Sen denize açıl, iki saat oyalan, sonra iskeleye gel. Yoluna devam et Seyfi. Sen nereden çıktın? Beraber geldik. Prens kapıyı görecek tarzda oturmuşsa benim içeri girmem doğru olmaz. Takip edildiğini anlar. Sen içeri gir bir bak. Bağıştın. Aman kallede üç kız bakar, aman kallede üç kız bakar. İkisi de bir yana, aman küçük canlar yakar. Aman küçük canlar yakar. Pembelisin küçük hanım pembeli. Akşam olsun al başından çemberi. Akşam olsun al başından çemberi. Yandım ama ben de seni gittin zannetmiştim aslanım. Bal alacak çiçeği nasıl da bilirsin. Bu gece iş yok güzelim. Neredeler? Koridorda kayboldular. Hususi odalara girdiler. Kalleden atın beni, aman kullara katın beni, aman kullara katın beni. Ben bir bekar olanım, aman kızlara satın. Kiminle konuştuklarını mutlaka öğrenmelisin. Ben seni kollarım, sarhoşmuş gibi teker teker odalara dağırsın. Olur. Ben beni. Akşamın son al başından çemberi. Akşamın son al başından çemberi. Yandım ama nereye
ahbap? Cehenneme. Cehennem bu tarafta kütük, dön. Asıl cehennem bu tarafta, sen de dön bakalım. Affedersiniz, yanlış odaya gelmişim. Ne arıyorsun arkadaş? Benim odayı. Yanlışım var, bu gece hepsi dolu. Benim oda var diyorum, çekil. Ne oluyor orada? Yolunu şaşıran bir sarhoş. Adın sen? Edebinle dön, yokanını yakarım. Sen benim cigaramı bile yakamazsın. Peki, peki, hadi güle güle. Şimdi sana gösteririm. Delirdin mi sen? Bana yumruk attı bu it oğlu it. Baksana herifin ayakta duracak hali yok. Nereye gidiyorsun? Sağdan ikinci kapı. Benzeyebileceğimize ihtimal vermiyordu. İkinizi yan yana koysalar ben bile ayırt edemem Prens Hazretleri. Şimdi planımızın muvaffak olacağına tamamıyla inandım. Yalnız bir mesele var Prens Hazretleri. Misafirler gidecek galiba. Kız işaret veriyor. Biz daha önce gidelim öyleyse. Planın bu adama verileceğine emin misiniz? Evet efendim. Hariciye Nezaretinin en güvenilir memurlarından ve baş tercümanlarındandır. Selami Efendi'den başkasına bu vazifeyi vermezler. Temenni edelim ki öyle olsun. Ben biraz hava alayım. Başım değirmen taşı gibi dönüp duruyor. Ben senin başını durdururum. Aslanım. Sen o güzel başını omuzlarının üzerinde durdur yeter, bilmedin. Gel güzelim, Felek'ten bir gece çalalım. Ben hırsızdan bir alışveriş etmiyorum civanım. Yüz altının uğruna feda olsun. Atorsun kopuk, seni adama para yedirecek göz vardır. Peki peki, kusura bakma, anladık madam. Şu türbe parmaklarına benzeyen dişlerini gösterme artık. Dişlerimi pek beğendi herhal. Geçen gece balozda dişini kıran herif değil mi bu? O ya.
Al sırası be, ne dersin? Hadi. Hadi. Ulan her gele geçen gece balozda dişini kırarsın ha? Onu yutturacağız sana. Yanlışlık olacak delikanlı. Onları görünce köpekledi mi kabadayım. Tam sırasını buldunuz itler. Samet 12. İki atış 12. Nişancılıktaki maharetinizin her zaman hayranıyım Prens Hazretleri. Sizin gibi usta bir nişancı tarafından takdir edilmek benim için büyük bir şereftir albayım. Ne o delikanlı, atışa meraklısın galiba. Her Türk gibi albay. Peki, al at bakalım. Tam isabet 12. Bu numaranız çok güzel, bana da öğretir misiniz? Memnuniyetle Prens Hazretleri. Oo, sevgili kuzinim! Tercümanımız... Affedersiniz, isminiz neydi? Ateş Rıza. Arzu hürmet ederim prenses. Aynı zamanda mükemmel bir nişancı. Bana yeni bir atış numarası öğretecek. Seyredin. Bunda esas, hedefle tabancanın geliş istikametini denkleştirmektir. Vücut hedefte, gözleriniz tabancada olacak. Elinize gelir gelmez, dönüşü diz hizanızda tamamlar.